Bir olaya şahitsen imtihandasın. Ya ötesini bırakmayıp hakkını savunursun ya da ebediyen sürecek pişmanlıklarınla nefes alamaz boğulursun. Ey kardeşim, kimsenin seni ezmesine ve sömürmesine izin verme. Ömür boyu kendini suçlamak ve karamsar olmak istemiyorsan haksızlık karşısında muhakkak tepki ver. Mücadele etmeden sana yapılan her haksızlığı doğrudan Allah'a havale etmen uzun vadede mutsuzluk olarak sana geri döner. Mücadele edenler de bazen kaybeder ama vazgeçenler en başta yenilgiyi kabul etmiş demektir. Her uğraş ve çabana rağmen olayların üstesinden gelemediğin zamanlar da olur. İşte o zaman Allah'a sığın, için rahat olur, mücadele ettim, elimden geleni yaptım dersin. Sonucu o zaman Allah'a havale edebilirsin. Mücadele etmediğin her olay görünüşte seni rahatlatmış gibi görünse de ömür boyu sana bir yük ve sıkıntı olur. Kendi iç sesine hesap veremezsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kötülük gördüğünde ona elinle engel ol. Bunu gücün yetmiyorsa dilinle engel ol. Bunu da gücün yetmiyorsa kalbinden kötülüğü karşı buğz et diye ümmetini uyarıyor. Burada dikkat edersen kalbinden buğz etmek en son seçenek. Eliyle ve sözüyle mücadele etmeyen insan Hazreti Peygamber'in istediği Müslüman modeli değildir. Haksızlık karşısında susarak işi doğrudan Allah'a havale etmek kişiyi hem bu dünyada hem de ahirette rezillik ve pişmanlık olarak geri döner. Dünyada kaybettiği hakkını ahirette bulacağının ümidiyle teselli olan kişi ahirette de büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Bu yaptığı hareketten dolayı hem Allah'ın sorgusu ve cezasıyla karşılaşır hem de yaşadığı zillet ve mahrumiyet sebebiyle dünyada cezasını çekmiş olur. Zira kendisinden veya başkasından engellemesi mümkün olan herhangi bir saldırı ya da zulmü engellemeyen kişinin bu davranışı ömür boyu sinesine yük olacak. Psikolojik olarak onun ezikliğini hep hissetmekle de aslında dünyada cezasını görmüş olacak. Afrika'da bir akbabanın yemek için beklediği zayıf, çelimsiz çocuğun resmini objektifine alıp sonra oradan uzaklaşan Kevin Carter isimli kişi yakaladığı bu kareyle en iyi fotoğrafçı ödülünü aldı. Fakat daha sonra çektiği vicdan azabı yüzünden uykuları alt üst oldu ve sonunda intihar etti. Zorda kalmışsa elini uzatmak, yardım etmek insanın fıtratında vardır. Allah bu hissi her insanın içine zaten vermiş. Allah'ın her insanın içine yerleştirdiği mücadele etme, haksızlık karşısında susmama ve kötülüğe engel olma gibi insani duyguları kaybetmemiz ya da duygulara, prangalara vurarak özümüzden uzaklaşmamamız işte bugün yaşadığımız en büyük sorun. Bugün dünya üzerinde yaşanan bütün sorunların, savaşların temelinde haksızlığa engel olmamak, zulme sessiz kalmak var. Bütün peygamberler insanlara bu insani duyguları yeniden hatırlatmak için geldi. Genelde dünyanın özelde İslam aleminin yaşadığı en büyük sorun fıtratımızda olan bu duyguların üzerine örtmek, örtbas etmemiz. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir sokakta röportaj yapın ve insanlara savaş isteyip istemediklerini sorun. Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir sokak röportajı yapın ve insanlara savaş isteyip istemediklerini sorun. Kimse savaş istediğini söylemez. Dünya üzerindeki insanların %100'üne yakını savaşa karşıdır. Savaş isteyen insanların sayısı istemeyenlere oranla çok çok düşüktür. Buna rağmen milyarlarca iyi insan birkaç kötü insana dur diyemiyor ve hala savaşlar oluyorsa bundan bütün insanlık sorumludur. Allah bütün peygamberleri ve kitapları göndermesinin bir sebebinin de adaletin ayakta tutulmasının insanlara iletmek olduğunu söylüyor. Hadid suresi 25. ayet. Adaleti ayakta tutmak, susarak, korkak ve pısırık davranmak da ya da hakkımı Allah'a havale ediyorum demek de olmaz. Bu ancak mücadele ruhuyla olur.
Gerek kişi kendisi için gerekse zulmü uğrayan bir başkası için elinden geleni yapmak zorundadır. Söz gelimi bir olaya görgü tanığı olduysan senden şahitlik istediğinden bunu yapmak zorundasın. Dinimiz bunu emrediyor. Beni karıştırma, başım belaya girmesin gibi bir anlayış İslam'ın anlayışı değildir. Asıl en büyük zalimin şahitlikten kaçan ve bunu gizleyenlerin olduğunu Bakara 140. ayette şahitlikten kaçanların kalplerinin kararıp günah sahibi olacaklarını Bakara 283. ayetinde Kur'an'da haber veriyor. Vicdanının sesini kulak vermeyip eğer ki böyle bir vurdum duymazlık yaparsan kıldığın namazlar ya da diğer hiçbir ibadet zulme sessiz kalmanın veya mücadeleyi bırakıp haksızlığa teslim olmanın günahını kapatamaz. Allah deyip ötesini bırakıp vermek de sorumluluğu üzerinden atmak bir yana Allah dediğin halde yaratıcının haber verdiği zulüm karşısında takınman gereken tavrı neden takınmadığından dolayı büyük bir hesaplaşmayı cüret ettin demektir dostum. Bir olaya şahitsen imtihandasın. Ya ötesini bırakmayıp hakkını savunursun ya da ebediyen sürecek pişmanlıklarınla nefes alamaz boğulursun. Allah de ötesini bırakma. Her salı ve cuma günleri yeni bölüm yayınlıyoruz. Allah nasip ederse tabii ki. Her salı ve cuma günü devam edecek bu serimiz. Sizlerin beğenisiyle, yorumlarıyla da tabii ki olsa da biz her ne kadar az yorum alsak da, her ne kadar az beğeni alsak da bu seriye devam edeceğiz. Umarım sizler de beğenerek izliyorsunuzdur. Yorumlarınızı görelim yani, sorularınız varsa. Hani daha güzel yapmam açısından, okumamı beğeniyor musunuz gibisinden yorumlarınızı alayım. Daha fazla, daha yeni, daha güzel yarışsını video istiyorsanız da hala kapıda durmayın. Ceryan yapıyor. Abone olup bildirimleri açalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın.